Hayat Sağlıklı Güzel'de konuğumuz dermatoloji uzmanı doçent doktor Yeşim Kaymak. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Ve bugün sevdiğimiz konulardan yine yüz sağlığı, yüz güzelliği ile alakalı bir konumuz var. Mineral dolgular ve mezolifting uygulamaları. İsterseniz hocam mineral dolgu nedir diye bir başlayalım. Ben de çok merak ettim. Neymiş mineral dolgu? Evet. Biliyorsunuz son 20 yıldır, yaklaşık 20 yıldır yaşlılığa bağlı, yaşlanmaya bağlı yüzümüzde oluşan hacim kayıplarında çeşitli dolgular kullanabiliyoruz. Evet. Bunları sadece hacim kayıpları için değil, yüz şekillendirmede de kullanıyoruz. Ve bizim yıllardır daha çok kullandıklarımız hyaluronik asit dolgular. Bu mineral dolgu dediğimiz ya da mineral aşı, porselen dolgu dediğimiz dolgular bunlardan birazcık daha farklı. Yine yaşlanmaya bağlı olan, yaşla birlikte gelişen yüzümüzdeki volüm kayıplarını, sarkmaları önlemek için kullanıyoruz. Ama bunların artı katkıları ve etkileri de var. Bu dolgular kalsiyum hidroksi apatit kristalleri içeriyor bir kısmı. Bu dolguların bir kısmı, bu yeni mineral dolguların bir kısmı kalsiyum hidroksi apatit kristalleri içeriyor. Bir kısmı polikaprolaktan içeriyor, bir kısmı da polilaktik asit içeriyor. Kalsiyum hidroksi apatit kristallerinin en önemli özelliği yüzümüze yerleştirdikten sonra cildimizde hem dolgu efekti vermesi hem de bir süre sonra zaman içerisinde kolajen liflerinin artmasını sağlayarak yüzümüze lifting etkisinde olması. Peki. Yani aslında bir taşla iki kuş gibi bir şey oluyor. Hem dolgunluk verip hem de cilt kalitesini artırmak. Kesinlikle amacımız bu. Peki nasıl etki ediyor bu mineral dolgular? Evet, kalsiyum hidroksi apatit kristalleri kalsiyum ve fosfat iyonlarından oluşuyor ve bunlar aslında vücudumuzda, derimizin yapısında da doğal olarak bulunuyor. O yüzden %100 vücudumuzda uyumlu olduğu için hiçbir alerji testine gerek olmuyor işlem öncesinde. Ve biz bu işlemleri yaptıktan yaklaşık 3 hafta sonra bu partiküller kolajen sentezinin uyarımı ile birlikte cildin kalitesinin artmasına, cildin kendinde yenilenmesinde, parlak görünmesinde, yukarıya doğru lifting olmasında fayda gösteriyor. 3 hafta beklemek gerekiyor yaptıktan sonra. Şöyle 3 hafta boyunca aslında o volüm etkisi oluyor zaten. Yani ertesi günden itibaren cildimizde bir parlaklık hissetmeye başlıyoruz. Farklılık hissediyoruz. Ve volüm kaybı olan yerlerinde dolmuş oluyor. Ama bu volüm etkisi hafif hafif azalırken kolajen sentezi etkisi artıyor ve lifting etkisi ortaya çıkıyor. Aslında cilt gençleştirmede, cilt yenilemede önemli etkisi olan çok güzel dolgular. Akıllı dolgu da diyoruz biz bunlara bir taraftan. Ve etki süresi normalde hyaluronik asit dolgulara göre daha uzun. Daha uzun. Daha uzun. Peki hocam yüzde bunu deri olan her alanda kullanabiliyor muyuz veya kullanmadığımız alanlar var? Kullanmadığımız alanlar var ve kullanmayı çok sevdiğimiz alanlar var. Aslında yüzümüzün en önemli iskelet yapısını oluşturan yerler elmacık kemiklerimiz, evet, ve çene hattımız, jawline dediğimiz hattımız. Ve bu hattaki yukarıya doğru olan yapının ne kadar güzel görünürse aslında biz de o kadar genç ve güzel görünüyoruz. Biz bu iskeleti birazcık yapılandırmaya çalışıyoruz bu dolgularla. Aslında o yüzden, en çok deforme olan alanı, evet, tamir etmek için. Hemen oradan belli oluyor. Evet, kemikler de geriliyor. Yağ yastıkçıkları da azalıyor zamanla. Deri de inceliyor. Hafif pörsümeye ve gevşemeye, sarkmaya başlıyor. Bu yüzden de en çok sevdiğimiz yerler aslında bu elmacık kemiği dediğimiz zigoma çatısını şekillendirmek. Ve bu bölgeyi şekillendirirken biz tabii bunları çeşitli maddelerle sulandırarak kullanıyoruz bu dolguları. Sulandırırken de kullanacağımız bölgeye göre değiştirerek oranını sulandırıyoruz. Yoğunluğunu değiştirebiliyoruz. Yoğunluğunu değiştiriyoruz. Ve hani elmacık kemiğini çok güzel yapabiliyoruz, şekillendirebiliyoruz. Çene hattına çok güzel bir şekil verebiliyoruz. Çene hattına verdiğimiz ve elmacık kemiğimize verdiğimiz şekil zaten yüzün lifting etkisine çok büyük bir fayda sağlıyor. Onun yanında
çok daha fazla oranda şekillendirerek özellikle yanaklarımızda, gıdı bölgemizde, boyun ve dekolte bölgemizde ya da el üzerlerinde de el cilt, üzerine de kullanılıyor. Evet, cilt gençleştirme ve bu boşlukları doldurmak için de kullanabiliyoruz. Evet, çok güzel. Peki burada şey oluyor, mineral dolgu derken dolgu olup hemen bir yerin şişmesi düşünmemesi gerekiyor. Aslında, yüzün durumuna evet, göre volüm evet. kaybı varsa daha yoğun bir madde olarak uyguluyoruz. Kesinlikle. Yoksa cilt kalitesini artırmak istersek de onu daha yoğun sulandırarak cilt kalitesini her artırmak üzere. Her alana yayıyoruz. Evet, aynen evet. öyle kullanıyoruz. Peki süresi ne kadar diye sormak istiyorum. Normal dolgulardan daha uzun, daha dayanıklı dediniz. Ne kadar evet. süre dayanıyor? Normal dolgular genellikle 9 ila 12 ay. Hyaluronik asit dolgular bu kadar dayanır yaklaşık olarak. Kalsiyum hidroksit apatit dolgular 18 ila 24 aydır kalıcılığı. Aa, neredeyse 2 katı. 2 katı. Polikaprolakton dolgularında 4 tipi var. Bunlar 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 4 yıl kalıcı kalan tipleri diye üzerlerinde zaten işaretli olarak ayrılıyor. Yani kalıcılık süreleri daha uzun. Şimdi genellikle hyaluronik asit dolgularda içerisinde bir de lokal anestezik madde olup cilde verilirken bir ağrı duyulmuyor. Evet. Buradaki durum nedir? Burada da çok fazla ağrı yok. Ağrılı bir işlem. Uyuşturuluyor mu? Önce bir onu sorayım. Evet, efendim? Uyuşturuluyor değil mi? Önce sürekli sorduğu soru hocam. Nedenlerden de evet, uyuşturuyoruz. Aman ağrı olmasın deyip duruyor sürekli. Evet. Çok ağrılı bir işlem kesinlikle değil. Önceden yüzümüzü çok iyi temizledikten sonra cildimizi steril bir şekilde güzel bir lokal anestezik krem sürüp en az 15-20 dakika bekliyoruz. Bekledikten sonra zaten şöyle bir şey var. Aslında çok fazla da bu dolgularda gerek olmayabilir. Çünkü biz sulandırma işlemini zaten lokal anestezik uyuşturucu maddelerle yapıyoruz. O yüzden de hiç, neredeyse hiç ağrı hissedilmiyor. Ağrısı. Oku altında evet. bir ağrı bende. Evet, o da çok hasta için konforlu. Hocam tabii burada bir de biraz önce tabii bahsettiğiniz tamamen şeyle cildimizle, yapımızla uyumlu, herhangi bir alerjik riski yok evet. dediniz ama evet. Bu ürünlerin yine de bir yan etki durumu var mı? Ya da diyelim ki hyaluronik asit zamanla işte çözülüyor vücudumuzda ya da bir problem çıktığında onu uzaklaştırabilecek yöntemlerimiz de var. Bu dolgu maddelerinde yan etki veya bir problem çıktığında yapabileceğimiz evet. durumlar mevcut mudur? Tabii ki mevcut aynı şekilde. Doğal olduğu için aslında çok fazla bir yan etki beklemiyoruz. Zaten emin ellerde, doktor Tabii. elinde yapıldıktan sonra, güvenilir kişiler tarafından ve tecrübeli kişiler tarafından yapıldıktan sonra böyle bir sorun beklemiyoruz. Ama diyelim ki bir sorun olduğu zaman yine sulandırarak onu derimizden, serum fizyolojikle sulandırarak yayılmasını sağlayarak uzaklaştırabiliyoruz. Seyrelterek. Vücuttan dağılmasını aynen, sağlıyoruz. Aynen, azalmasını Peki, sağlayabiliriz. Peki bir iz kalıyor mu, bir morarma oluyor mu, belli bir tepki tabii, veriyor mu cildimiz? Tabii. Yüzünüzde ürünlere. Yapılan her işlemde mutlaka küçük de olsa morarma riski, kanama riski olabilir. Bu iğneyle yapıldığı için bu risk oluyor. İğne girdiği için. Ama şöyle bir şey var. Hastalarımıza diyoruz ki bir hafta önceden aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçları keselim. Yeşil çay, ginseng, ginkgo biloba, ekinezya gibi çaylar, bitkisel çayların içilmesini keselim. K vitamini almayalım. Bunları almadığımız sürece çok büyük bir morluk, kanama beklemiyoruz açıkçası. Makyaj yapabiliyor muyuz üzerine? Bunu kapatabiliyor Tabii, muyuz yani? Tabii bir saat sonra. İşlemden birkaç saat sonra. Zaten ilk başta bir kızarıklık, ödem, küçük morluklar olabilir. Bu morluklar olursa 2-3 güne geçer. Kızarıklık, ödem hemen birkaç saate geçer. Günlük hayatta kişi o gün, ertesi gün devam edebilir. 3-4 saat sonra makyajını yapabilir. 3-4 saat sonra banyosunu yapabilir. Bu şekilde evet. günlük hayatı Zaten çok etkilemeyen... Bunların hepsi enjeksiyon yerlerinin kapanması evet. anlamında yoksa ürünle evet. alakalı bir durum değil değil mi hocam? Değil tabii evet. ki. Bütün işlemler için aslında geçerli bizim yüzümüze sıklıkla uyguladığımız. Evet hocam. Bir de mineral dolgu dedik, bir de mezolifting evet. diyoruz. Mezolifting, cildi bir liftingini gerçekleştirmek, yine gençleştirmek için uyguladığınız evet. bir yöntem. Evet. Mezolifting nedir ve burada kullandığımız materyaller değişiyor mu? Evet. Evet. Bunlarla ilgili bir bilgi alabilir miyiz? Mezolifting aslında bir çeşit mezoterapi uygulaması. Mezoterapide cilt altına çeşitli vitaminlerden, minerallerden oluşan bir kombinasyonun enjekte edilmesi demek. Biz bunu
çeşitli amaçlarla yapabiliyoruz. En büyük amacımız, söylediğimiz gibi mezoterapinin en büyük amacı mezolifting uygulaması. Ama beraberinde yüzde lekelerimiz varsa leke açmak için, daha sonra saç dökülmesi varsa saç dökülmesi tedavisinde, eğer yağ fazlalığımız varsa, selülitlerimiz varsa lipolitik etkisinden faydalanarak da o bölgeye lokal lipolitik etkisi için de kullanabiliyoruz. Ama mezolifting'e gelirsek, yüz sıkılaştırma, yüz cildi bizi germe anlamında. Daha önce de bahsettiğimiz gibi yaşla birlikte gelişen elastin ve kolajen kaybına bağlı olan ciltteki pörsümeler, sarkmalar, sıkılaşmadaki azalmaları bir çeşit kompanze etmek için yapılan ve son yıllarda çok moda olan bir terim, cilt kalitesini arttırmak için yaptığımız uygulamalar. Çünkü botoks yapıyoruz, dolgu yapıyoruz ama asıl önemli olan, asıl malzemeyi bizim çok iyi bir şekilde sıkı tutmamız, diri tutmamız. Peki nasıl uygulanıyor mezolifting? Hı-hı. Biraz bu uygulamayı bize anlatmanızı istiyorum. Evet. Bir de kaç seans yaptırmak gerekiyor sonuca Hı-hı. ulaşmak için? Sağlıklı bir cilt sonucu. Özellikle biz bu mezoterapi ürünlerini eskiden kendimiz böyle değişik protokollere göre hazırlardık. İçine çeşitli maddeler konuluyor mezoterapi ürünleri. Şimdi hazır preparatlar var. Onları daha çok tercih ediyoruz ama yine kendimiz de hazırlayabiliyoruz. Bu mezoterapi hazır preparatların içerisinde en çok kullandığımız ürünler birincisi hiyaluronik asit. Sonra vitaminler, antioksidanlar, koenzimler, mineraller gibi çeşitli maddeler. Yüzümüze nem vermek için en çok hiyaluronik asit maddesinden faydalanıyoruz. Çünkü hiyaluronik asitin belli bir oranda su tutma kapasitesi var. Hatta kendi volümünün yüzlerce katı oranında su tutabiliyor. Cildimizde suyu en iyi tutan madde hiyaluronik asit. O yüzden mezoliftingin en baştaki maddesi hiyaluronik asit. Bunun yanında çeşitli vitaminler ekliyoruz. Bunlar A, B, C, E ve K vitaminleri. Özellikle C vitamini ve E vitamini antioksidan özelliği çok fazla olan vitaminlerdir. Cilde ışıltısını verirler, parlaklığını verirler, sıkılığını arttırırlar ve antioksidan görevleri vardır. Şöyle, yüzümüz sigaraya bağlı olarak ya da güneş ışınlarına bağlı, çevre kirliliğine bağlı olarak bazı hasarlara uğrar. Oksidasyona uğrar ve antioksidanlar bu etkenlerin verdiği zararı bir yandan tamir etmeye çalışır. Bir tamir mekanizmasını Tabii. uyarır. Biz aslında bu dışarıdaki kötü etkenlere karşı cildimizin içine bu iyi maddeleri vererek onarım mekanizmasını arttırmaya Kaç çalışıyoruz. Kaç seans yapmak gerekiyor? Şöyle tek seans değil. Tek seans değil. Evet, 10 gün, 14 gün yani 10 gün ya da 2 hafta arayla en az bir 3 seansla başlıyoruz. Sonra ayda bir 3 seans daha yapıyoruz. Ayda bir. Sonra isteğe bağlı 6 ayda bir devam edilebilir. Ama bunu yıllık kürler halinde yapmanın çok faydası var. Hocam bir de bu kombinasyonlar içerisinde Hı-hı. vitaminlerden bahsederken K vitamini dediniz. Hı-hı. Son zamanlarda K vitamininin önemi Evet. daha iyi anlaşıldı Evet. ve fazlaca kullanmaya Evet. başlandı. Aynen. Ona bir iki cümleyle değinebilir Tabii, misiniz? K vitamini olması gerektiği veya ne gibi faydalar olduğu olarak. Evet, K vitamini kullanmamızın da sebebi şu. O da trombositler aracılığıyla fibroblast uyarımını arttırarak yine aynı şekilde kolajen ve elastin salgısını arttırmaya yaradığı için biz bunu çok kullanıyoruz. Ve diğer ürünlerin stabilizasyonunu arttırıyor K vitamini. Birbirini kombine edip evet, daha evet. güçlü bir molekül oluşmasını evet. sağlıyor. Eğer cildimizde leke varsa buna mesela glutatyon gibi maddeler ekliyoruz. Ya da saç için yaptığımız zaman saça evet. iyi gelen minoksidil olsun, dudasterit olsun gibi çeşitli maddeler ekleyebiliyoruz. Evet, bir yakınım yaptı da çok da memnun kaldı evet. saçından. Çünkü evet. çok azalmıştı evet. saçları. Evet. Dedi ki o mezolift uygulamasından, mezoterapi uygulamasından sonra gerçek anlamda çok çoğaldı ve ben çok memnun kaldım dedi. Harika.
Yani saçın bu açıdan da çok önemli. Köklerini besleyen çeşitli ürünler mutlaka veriyoruz. Dökülmeyi durduran ürünler, keratin yapısını sağlamlaştıran ürünler veriyoruz. Selülit için dudak üstü bölgelerine de uygulanıyor mu? Özellikle leke için, kırışıklıklar için tabii ki. Zaman içerisinde zaten ince kırışıklıkların volüm etkisi de mezoliftikle birlikte oluşuyor. Evet. Tabii şimdi biz mezoterapiyi, mezolifting'i konuşurken sanki sadece yüz için yapılan bir işlem gibi düşünülebiliyor. Bir mezoterapiyi nerelere yapabiliriz? Evet. Ne gibi faydalar aslında, sağlarız? Tüm vücudumuza kullanabiliriz. Yine el üzerlerine kullanabiliriz. Boyun, gıdı, dekolte bölgesine kullanabiliriz. Eğer vücudumuzda bölgesel yağlanma ve selülit varsa... Çatlaklar için de kullanılıyor. Çatlaklar için kullanılabiliyor. Bunları o yağ eritici, selülit giderici maddeler enjekte edebiliyoruz. Derinlikleri farklı oluyor tabii. Biz mezolifting'te cildin daha yüzeyel tabakasına 2 ila 4 milimetre, hatta 0,5 ila 2 milimetrelik bir alana enjekte ediyoruz. Ama bölgesel yağlanma ve selülit tedavisinde daha derine, 9-13 milimetrelik derinliğe inmemiz gerekiyor yağların yakılması için. Burada ben özellikle bir şey vurgulamak istiyorum. Tabii ki hocam. Bizi izleyen seyircilerimizden özellikle bir şey rica etmek istiyorum. Bu mezoterapi gibi tıbbi estetik işlemleri lütfen doktorlara yaptırmayı çok tercih önemli, etsinler. Çok önemli değil mi? Uzman. Evet, bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü bu uzman doktorlara yaptırdıkları zaman daha az komplikasyonla karşılaşacaklardır. Bize çok fazla dışarıda bu tarz ehliyeti olmayan kişiler tarafından yapılmış işlemlerin kötü sonuçları geliyor. Ve biz bu konuda halkımızın bilinçlenmesini çok istiyoruz açıkçası. Çok bu çok işlemlerin hepsini doktorlar yapmalı ve onların da tercih edeceği kişiler doktorlar olmalı. Tabii burada hocam... Biz doktorun elinde de bir yan etki, bir komplikasyon oluşabilir ama hiç olmazsa ona nasıl yaklaşacağımızı çok ve nasıl tedavi edeceğimizi evet, biliyoruz. Evet, biz çok iyi biliyoruz nasıl tedavi edeceğimizi. Bu kısım çok önemli. Evet. Zaten biz de programımızda her uzmanımıza, hocamızdan, ki siz gibi hocamızın ağzından duymak tabii ki daha güzel. Böyle bir kamusal bilgilendirme de istiyoruz. Biz sormadan siz söylediniz. Çok uzman ellerde hocam. Güvenli evet. İşlem yaptırmak çok önemli. Çok, çok teşekkür önemli. Ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için çok sağ olun.